Merhabalar, Sunu Hobi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. İlk önce şöyle bir bakalım yakından. Bu şekilde modelimiz. Hem kolay hem de kullanışlı güzel bir model. Şöyle arkasını da çevireyim. Arkası da yine aynı. Bu şekilde. Kanalıma abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Sağ olun. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. İlk önce 1, 2, 3 zincir yapalım. İlmeğimi uzatıyorum. Hemen bir alta. Bir alttaki zinciri. Buraya fıstık yapalım. Kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Tepeye bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir. Bir zincir. Bir zincir. Bu şekilde istediğimiz büyüklükte gelinceye kadar fıstıklar yapalım. Evet, ben bu şekilde biraz yaptım. 12-13 tane yaptım. Şimdi ise tekrar döneceğiz. 3 zincir yapalım. Eğer istiyorsanız 16-18 tane yapabilirsiniz. 3 zincir yapalım. 3 zincir yapıyorum. Tekrar buraya fıstık yapıyorum. 3 zincir yaptıktan sonra ve tığım ipimi doluyorum. Hemen yan tarafına. Buraya şöyle ipimi tutarak bu şekilde kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Tığım ipimi doluyorum. Ve hemen son yaptığımız yere fıstık yapıyorum. Tekrar doluyorum yan tarafa. Bu şekilde tutuyorum. Fıstıklar yan yan gidecek. 3 zincirler düz. Son yaptığım yere yapıyorum. Tekrar tığımızı hepimiz dolayalım. Yan tarafa bu şekilde yapıyorum. 3 zincir son yaptığım yere fıstık yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum. Hemen yan tarafına bir sefer batıyorum. Hepsini bir şekilde kapatıyorum. 3 zincir. Son yaptığım yere fıstık yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum. Yan tarafa bu şekilde bir sefer batıyorum. Hepsini bir çıkarıyorum. Fıstıklar yan gidecek, zincirler düz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. Sıra sonunda ise yine 3 zincir yaptım. Bir fıstık yaptım. Tığım ipimi doluyorum. Son köşeye buraya da bu şekilde batıyorum. Yine aynı işlem. Buradan tutuyorum elimle. Hepsini bir çıkarıyorum. Bir, iki, üç zincir yapıyorum ve çeviriyorum. Tekrar yine aynı işlemleri yapacağız. Hemen en başa fıstık yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum. Hemen yan tarafa bir sefer batıyorum. Parmağımla böyle tutuyorum.
Hepsini bir çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir. Son battığım yere, buraya fıstık yapıyorum. Tığımı ipimi doluyorum. Hemen yandaki fıstığın tepesine bir sefer batıyorum. Biraz bol bırakıyorum. Elimle de böyle tutuyorum. Hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir. Son battığım yere batıyorum. Fıstık yapıyorum. Yan tarafa. Fıstığın tepesine böyle hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir. Son battığım yere fıstık yapıyorum. Tığımı ipimi doluyorum. Yan taraftaki fıstığın tepesine bir sefer batıyorum. Hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir. Bu şekilde sıramızı sonuna kadar gelelim. Evet, tekrar sıra sonuna geldik. Şöyle. Sıra sonunda ise son yaptığım yere fıstık yaptım. Tığımı ipimi doluyorum. Hemen buradaki zincir boşluğuna zinciri de göstereyim. Buraya zincir var burada. Buraya yine aynı. Hepsini bir kapatıyorum. Zincir boşluğuna bir kere battım. Hepsini bir kapatıyorum. Bu şekilde sıramız tamamlandı. Ne kadar fıstık başladıysak o kadar fıstığımız olmalı. Sayısı burada önemli. Bir zincir yapalım. İpimizi değiştirelim. Bir zincirle hemen en başa sabitliyorum. Üç zincir yaptım. En başa sabitledikten sonra 3 zincir yaptım. Hemen buraya yine aynı işlemimize devam ediyoruz. Fıstık yapıyorum. Tığımı ipimi doluyorum. Hemen yan taraftaki fıstığın tepesine bir kere batıyorum. Biraz bol bırakıyorum. Hepsini bir bu şekilde kapatıyorum. 3 zincir. Son yaptığım yere, battığım yere fıstık yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum. Yan tarafa bir kere batıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir yaptım. Son battığım yere fıstık yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum. Yan taraftaki fıstığın tepesine böyle batıyorum. Elimle de tutuyorum. Hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir. Son yaptığım yere yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum. Yan tarafa bu şekilde batıyorum. Hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir. Böyle yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet. Tekrar sıra sonuna gelmek üzereyiz. Bu şekilde fıstıklar yan olacak. Zincirler düz. Ve sayısı da ne kadar fıstık başladıysak sayısı da o kadar olmalı. En sonuncuyu da buraya yaptım fıstığımı. Tığımı ipimi doluyorum. Ve buradaki zincir var. Zincirle dönmüştük. Fıstık yapmıştık buraya.
Yine aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle dönüyorum. Yine en başa fıstık yapıyorum. Tığımı ipimi doluyorum. Yandaki fıstığın tepesine buraya batıyorum bir kere. Elimle tutuyorum. Hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir. Son battığım yere. Yan tarafa fıstığın tepesine batıyorum, biraz bol bırakıyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Bu şekilde. 3 zincir. Bu şekilde örgümüzü örmeye devam edelim. Evet, tekrar sıra sonuna geldik. İpimizi değiştireceğiz. Onu nasıl değiştirdiğimi hemen göstereyim. Bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Son fıstığımı da en son fıstığın tepesine yaptım. Yine tığımı ipimi doluyorum. Buradaki zincire bu şekilde batıyorum. Elimle tutuyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Dönüyorum. Diğer renk ipimle devam ediyorum. Buradan en baştan geçiriyorum kenardan. Kenar yapacağız çünkü. İpler belli olmayacaktır. 3 zincir yapıyorum. Tekrar yine aynı. En başa bir fıstık yapıyorum. Tığımı ipimi doluyorum. Hemen yandaki fıstığın tepesine battım. Hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir. Son battığım yere fıstık yapıyorum. Hemen tığım ipimi doladım. Yan tarafa batıyorum. Hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir yaptım. Son battığım yere fıstık yaptım. Yan taraftaki fıstığın tepesine bir kere battım. Hepsini bir kapatıyorum. Bu şekilde örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Görüntüsü böyle. Hem de yapımı da çok kolay. Görüntüsü de çok güzel. Örmeye devam edelim. Evet, ben örgümüzü örmeye devam ettim. Bu şekilde. Şöyle de bir bakalım. Hem kolay hem de güzel bir model gerçekten. Bu şekilde. Şimdi ise tekrar devam edelim. Yine aynı yöntemle yapacağız fakat küçük bir farkla kenarlarını yapacağız. 3 zincir yaptım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Yine aynı şekilde yan taraftan da alıyorum. Kapatıyorum. 4 zincir. Buraya küçük bir tomurcuk yapalım. Tekrar 2 zincir yaptım. Fıstık yapıyorum. Yan taraftaki fıstığın tepesine batıp hepsini bir kapatıyorum. 4 zincir. Buraya tepeye sabitliyorum. Yine üst zincir de yapabiliriz. 2 zincir de olabilir. Zincir tepeye sabitliyorum.
Evet, kenarda böyle tomurcuklar yapacağız. Bütün etrafı yapalım. Evet, ben bu şekilde kenarlarını yapmaya devam ediyorum. Şöyle yine fıstık aralarına batarak ilerledim. Hemen şuradaki yeri de göstereyim. Yine aynı şekilde 3 zincir yapalım. Son battığımız yere batıyoruz. Ve hemen fıstığın tepesine batıyoruz. Buraya. Dört zincirle tomurcuk yapıyoruz. Üç zincir. Yine battığımız yerden devam ediyoruz. Yan tarafa. Buraya batıp hepsini bir çıkarıyoruz. Bu şekilde bu kenarda böyle yapalım. Evet, ben modelimi tamamladım. Bu şekilde başladığım yerde de bitirdim. Buraya sabitleyerek ipimi koparttım. Bu şekilde tamamladım. Şöyle çok güzel gerçekten. Yapılışı da çok kolay. Hem de güzel bir model. Bu şekilde tamamladık. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Sağ olun. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.